Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte anti SSO kutusu açacağız. Bu kutuyu başlıca açma sebebimiz efsanevi kurt pençesi. Ben şahsen çok tercih etmiyorum bu pençeyi. Etmeme sebebim de arkadaşlar bu pençenin kurt saldırı menzilinin olmaması. Ama kutunun içerisinde başka eşyalar da var. Ve bu eşyalar 30, 60, 90 ve 180 gün şeklinde atıyor. Süresiz kullanım çıkıyor mu hiç sanmıyorum. Ama 30 tane deneyeceğiz bakalım. Metenin hesabındayız. Of, Salahattin Askeri 30 gün. Arkadaşlar, bu kutu işe yarar. Neden işe yarar? Özellikle Salahattin Askeri atıyor bize. Onun beraberinde de Raşit Askeri atıyor. Bu karakterlerin double hasarları var. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar, kart özelliklerine geldiğimizde gördüğünüz üzere hem ana silah hasarı hem savunma denme üzerine bir de can veriyor. Buklandığında müthiş işe yarıyor. O yüzden bu kutu bizim çok işimize yarayacak. Açacağız, bakacağız başka neler atacak. 30 günlük attı bu arada. 30 günlük çok iyi. Çok iyi ama mavi attı. Bize Raşit lazım biraz da. Çok gevezelik etmeyelim. Devam edelim. 60 günlük korona savar. Korona savar sevmeyiz. O kanuni. Kanuni vuruyor muydu ya? 8300 aslında fena gözükmüyor ama. Bir magnum etmez herhalde. MPT 76 SSO. Bakalım. İşimize yaramaz. Bize Raşit lazım arkadaşlar. Beraberinde M500 SSO da olabilir yani. Yıkımda kullanırız derken M500 SSO'muz geldi 30 günlük. Kendini tekrar etti. Bunu geç. Bonusundan ne atıyordu acaba? Of, çok kötü bu dövme. Raşit askeri 30 gün güzel. 30 gün boyunca double hasarla oynayabiliriz. Bu arada bu karakterin arkadaşlar 2 tane çeşidi var. Hatta 3 bile olabilir mi değilim ama 2 diyebiliyorum. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet, 3 çeşidi varmış arkadaşlar. İlki bu arkadaşlar, özel versiyon. Raşit Sarahattin özel versiyon. İkincisi Raşit Salahattin askeri. Bu arada kart özellikleri aynı. Hepsini double hasar yapabilirsiniz. Üçüncüsü de bu. Bunlar neydi? Bunları tam bilmiyorum. İsimlerini nasıl telaffuz ettiğimizi bilmiyorum arkadaşlar. Yani 3 tane Salahattin ve Raşit versiyonu var. Bundan askeri versiyonunu atıyor. Bunu geç abi, bu işimize yaramaz. Kendi tekrar et. Abi bonusundan da kendini atıyor. Bakayım başka bonus bilgisi yok burada. Kızılderili baltası SSO yaramaz. Üf, bu çok daha kötü. Scarly daha da kötü. Daha da kötü dediğim her şeyde daha da kötü çıkıyor. Bu Kanuni 1'e koyuluyor mu acaba ya? M500 SSO güzel. Ama bir Raşit'e daha ihtiyacımız var. Bir Raşit daha gelirse en azından bir 30 günlük daha. Çok işimize yarar. O 90 günlük kaç olan. Ama işe yarayan bir şey yapmıyor işte ya. 90 günlük. Scarlin abi. Scarlin ne? Yani şu silah kullanan var mı? Olmadı. Bonusları bir indireyim ya. Bonusları bir indirelim. Bir totem yapalım arkadaşlar. Böyle olmayacak. Bir kamp değişelim. Mi değişmeyelim. Bonusumuz gidecek. Bonusumuz gidecek. Keşke onu ilk başta yapsaydık. Biraz hıyarlık ettik. Açalım bakalım. Devam. Kanuni attı. Tekrar kendini attı. Aslan burcu çok kötü. Koç dövmesi. Daha da kötü. MP de 76. Kötü. Kötü. Bu enerjiyle bu videoyu nasıl çekiyorum? Ben de anlayamadım. Sanki kendi hesabımı açıyorum ama gene de üzülüyorum. Pahalı bir kutu çünkü. 1 artı 2 şeklinde satılıyor. Az önce de gördünüz zaten videonun başında. Yani bir Raşit dahasa ya atma Salahattin attı 60 gün attı bu arada. Yani kurtavu mu oynayacağız? Mavi ne işimize yarayacak? M500 güzel M500 gene işimizi görür arkadaşlar. Kutunun da güncellemesini yapmış olduk arkadaşlar. Efsane pençesi alamadık. Efsane pençesi bence çok da gerekli bir pençe değil. Ben şu an kullanıyorum ama geçtiğimiz günlerde nakit VIP'ti arkadaşlar, haftalıkta veriyordu. Oradan topladım biraz. Efsane pençenin hasarı hakikaten yüksek. Şöyle göstermek istiyorum. Hız veriyor. Kurt saldırı menzili %5 veriyor. Kurt saldırı hasarı 130. Kurt sıçrama saldırı hasarı 130 diyor. Ama bu ikisini toplamıyor arkadaşlar. Yani o sizi yanıltmasın. Hakikaten de sıçrama saldırı hasarı yüksek ama menzili çok düşük. Şimdi şöyle düşün. Hani bir adama vuracaksınız. Adama pençelerinizin menzili yetmedikten sonra isterse 10 bin vurun, 100 bin vurun. Bir anlam ifade etmiyor. O nedenden ötürü ben elektrik kullanmanızı tavsiye ederim sizlere. Ha, ben şu an efsane kullanıyorum. Hoşuma gidiyor böyle biraz değişiklik olsun istiyorum. Metan dışına çıkmayı çok seviyorum. Ondan ötürü kullanıyorum. Ha, videolarda görürsünüz falan.
yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.